Aşağıdaki metin türlerinden hangisi kurmacaya dayanarak yazılır? Edebi metinlerde ele alınan gerçeklik kurmaca bir gerçekliktir. A seçeneğinde yer alan hikaye türümüz edebi bir metin olduğu için buradaki gerçeklik kurmaca olarak karşımıza çıkar. Oysa makale, fıkra, sohbet ve eleştiri birer öğretici metin örneği olup buradaki gerçeklik olduğu gibi ele alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metin türlerinden değildir? Gezi yazısı, biyografi, anı ve mektup kişisel hayatı konu alan metinler arasında değerlendirilirken röportaj, gazete çevresinde gelişen metinler arasındadır. Yukarıdaki söz edilen roman aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle edebiyatın ilişkisini ortaya koyar? Türk edebiyatında tarihi dönemleri ve olayları aynı tutması bağlamında hikaye ve roman yazarı olarak tanınanların başında Ahmet Mithat Efendi gelir. Yazarın Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul'da Neler Olmuş adlı eseri 1873-1874 yılları arasında tefrika edilir. Romanda 3. Selim'in zamanından başlayarak 2. Mahmut yıllarına kadar uzanan Osmanlı tarihinde Nizam-ı Cedid ve Yeniçeri Ocakları arasında yaşanan çekişme bir aşk vakası etrafında anlatılır. Okuduğumuz bu paragraf bizi bilim dallarından edebiyatta tarihin ilişkisini anlatmaktadır. İvan Turgenev'in Babalar ve Oğullar adlı eserinden yola çıkarak edebiyatın bilimle olan ilişkisini vurgu yapılmıştır. Bazarov, Rus toplumunda yeni yeni ortaya çıkan materyalist dünya görüşünü benimseyen kuşağın temsilcisidir. O toplumun değer yargılarını ve ahlaki değerlerini kökten değişmesi gerektiğine inanır. Bazarov, aşk ve evliliği gereksiz görür. Ona göre romantizm, insanın zayıflığının belirtisidir. Kısaca, Bazarov, hayata bakışı ve davranışlarıyla nihilist bir genç olduğunu ortaya koyar şeklinde karşımıza çıkan paragrafta edebiyatımızın felsefe ile olan ilişkisi üzerine vurgu yapılmıştır. Edebiyat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsan tarafından ortaya konur. Amacı estetik duygu ve haz uyandırmaktır. Fanatik sanatların kapsamına girmektir ve çeşitli bilim dallarıyla ilişki içindedir. Oysa edebiyat her durumu gerçekçi bir bakış açısıyla ele almaz. Bu edebi bir metinde olduğu için aslında buradaki gerçeklik kurmacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Numaralandırılmış ifadelerde aşağıdaki iletişim ögelerinin hangisinin tanımı yoktur? Göndericinin düşüncelerini, isteklerini, duygularını görsel veya işitsel hale dönüşmüş şekli iletidir. İletişimi başlatan öge göndericidir. İletinin alıcıya ulaşmasında kullanılan yol ve araç kanaldır. Gönderinin iletisine alıcının verdiği karşılık da dönüttür. İletinin özel bir tarzda düzenlenmiş hali ise koddur. Burada bağlamı tanımı bulunmaz. Güzel sanatların modern sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisinde üç boyutlu sanatlar bir arada verilmiştir? Modern sanatlarımızın üç boyutlu sınıflandırılmasına baktığımız zaman heykel, kabartma ve seramik bu başlık altında değerlendirilen güzel sanatlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi edebi metinler ile öğretici metinler arasındaki farklardan biri değildir? Edebi metinlerimizin ve öğretici metinlerimizin yazılış amaçları birbirinden farklıdır. Bunların içerisinde tercih edilen anlatım biçimleri, okurda uyandırdığı etki ve dil özellikleri de farklılıklar içerisinde ilerlerken iki metin türü de birikimli olarak ilerlediği için
bu farklılık değil, bir benzerlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Gençlerin önünde umutlar, yaşlılığın zihninde anılar vardır. Gençliğin geçmişi kısa, geleceği uzunken yaşlılık için tam tersi söz konusudur. Bu yüzden çoğunlukla gençler iyimser, yaşlılar karamsar olur. Okuduğumuz bu paragrafta gençler ve yaşlılar arasında bir karşılaştırma söz konusudur. Paragrafımıza hakim olan anlatım biçimi de karşılaştırma olarak karşımıza çıkar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Her yıl karlar eriyip de bahar gözünü açınca, Ağrı Dağı'nda bir ulu tazelik patlayınca, gölün kıyıları ince kar çizgisinin üstü keskin, kısa, küt çiçeklerle dolar. Çiçeklerin rengi alabildiğine parlaktır. En küçük çiçek bile mavi, kırmızı, sarı, mor, kendi renginde çok uzaklardan bir renk pırıltısı olarak parıldar. Ve keskin kokar. Gölün mavi suyu, bakır rengi toprağı, baş döndürücü keskin kokular yayar. Ve bu kokular çok uzaklardan alınır. Okuduğumuz bu parçada bahar gözünü açınca şeklinde doğal olaylarını kişileştirme, keskin kısa küt çiçekler gibi kullanımlarla görsel ögelere ağırlık verme, doğayı aynı zamanda parçanın genelinde bir hareket içerisinde yansıtma ve ayrıntılar üzerine yoğunlaşma yer alırken bu metinde işitsel ögelere yer verilmemiştir. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır? Sandığı ne zaman açsa burnuna mis gibi lavanta kokusu gelirdi. Cebinden anahtarı çıkardı, çıngıraklı kilide taktı. Kilit çın çın öttü. Üzeri sarı papatyalarla işli pembe bir örtü aldı sandıktan. Yeşil gömleğini çıkardı, üstü hiç bozulmamıştı. Hala ilk günkü gibiydi şeklinde okuduğumuz parçada hareket ağır bastığı için öyküleyici anlatım yer almıştır demeliyiz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır? Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirinde duygular ağır basmıştır. Oysa Ahmet Muhip Duranaz şiirinde söyleyişi aramıştırmıştır yalnızca. Söylenen şeyden çok söyleme biçimine önem vermiş ve bu alanda ustalaşmıştır. Bu nedenle kimi büyük ozanlarımızda bile görülebilen dil uyumsuzlukları onda hiç yoktur. Okuduğumuz parçada bir kere Cahit Sıtkı Tarancı ile Ahmet Muhip Duranaz'ın karşılaştırıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı zamanda burada Ahmet Muhip Duranaz'ın ve büyük şairlerin şiirleriyle ilgili de açıklamalar yapıldığı için doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Verilen parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Bizde romanın Tanzimat'ta başladığı koskoca bir balondur. Hikayeden bozma uzun gazete yazılarıdır onların roman dediği şey. Bilerek, özenerek yazmış kaç romancımız vardır Tanzimat'ta. Bir Halit Ziya'nın yazdıkları ile Ahmet Mithat'ın yazdıklarını bir tutmak adaletli olur mu sizce? Okuduğumuz bu parçada okuyucuya kendi fikirlerini kabul ettirme, kendi fikirlerinin doğru olduğuna inandırmak için bir tartışma havasıyla kaleme alındığını söyleyebiliriz. Bu tarz anlatımın baz konu olduğu metinlerde okuyucuya, dinleyiciye sorular sormak, kendi kendine tartışmak en belirgin unsurdur. Bu sözleri söyleyen birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ne çabuk geçiyor şu hayat denen soyut gerçek. Şimdi kalbimiz de başımız da boş. Akan vakitlerimiz ne boş geçmiş. Tatsız bir içki sersemliği içindeyiz bu nedenle. Artık alnımızda çizgiler, çizgileri kovalamaya başladı bile. Bu parçada bunları söyleyen kişi zamanı iyi değerlendirmediğinden yakınan, yaşamın çok hızlı geçtiğini düşünen, yaşamın kötü akışına kendini kaptıran
ve yaşlanmaya başladığının da farkında olan bir kişidir. Ve bu kişinin geleceğe umutla baktığı söylenemez. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Kızıl saçları mı yoksa benzeri olamayacağını herkesin bir bakışta karar vereceği gülüşü mü daha göz alıcıydı bilemiyorum. Ama arkasından koridora, pencereye, paltosuna, ayaklarına sırnaşan güneş Sultan'dan daha ışıklı, daha sıcak, daha güzel değil gibi geliyordu. Ben ondan başka hiçbir şeyi göremez olduğumda. Okuduğumuz bu parçada sıfatların ağır bastığını ve karşı taraftaki anlatılan unsurların bir tasvir içinde betimlenerek bize sunulduğunu söyleyebiliriz. Edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisiyle ilgili aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Opera, dramatik sanatlar, müzik, fonetik sanatlar, tiyatro, ritmik sanatlar ve resim, plastik sanatlar arasında değerlendirilir. Oysa edebiyat bir dramatik sanat değildir. Edebiyat da tıpkı müzik gibi fonetik bir sanattır. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturulacak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Parçalarımızı anlamlı paragraf oluşturacak şekilde sıralayalım. Martine'den bilgisiz, eğitimden yoksun, kaba bir gençtir. Tesadüfler onu bir gün kibar ve kültürlü bir ailenin kızı olan Ruth ile karşılaştırır. Genç kızın kültürü, asil güzelliği bu kaba genci ilk bakışta büyüler. Bu büyülenme gün geçtikçe aşka dönüşür. Kültür seviyeleri arasındaki korkunç fark Martin'in aşkını itiraf etmesine engel olur. Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturduğumuz zaman baştan ikincimiz bir numaralı cümlemiz olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Zeka ve eğitim düzeyi ne olursa olsun, ülkemiz insanın en gelişkin yeteneklerinden biridir bu şeklinde karşımıza çıkan A seçeneği bizim paragrafımızın giriş cümlesi olamaz. Çünkü burada bahsettiğimiz bu ne olduğuna dair bize bilgi veren, daha geniş kapsamlı ve buyu açıklayan bir cümleye ihtiyacımız vardır. Bu parçada tanıtılan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bitip tükenmeyen bir anlama iştahı vardı. Her şey onun için çözülmesi gereken problemlerle doluydu. İlgilendiği karmakarışık sorunları bunları daha önce hiç duymamış kişilere basit ve berrak bir şekilde anlatır, anlamalarını sağlardı. Müthiş zekası düşünce fabrikası gibiydi. Bildiği dillerin hepsinde politik takıntısı olamayacak kadar berrak ve eleştirel düşünürdü. Bağnaz olmayacak kadar bilgiliydi. Okuduğumuz bu parçada bize tanıtılan kişinin öğrenmeye karşı meraklı, karşısındakini anlayabileceği şekilde konuşan, parlak zekasıyla sürekli düşünceler üreten ve değişik dillerde düşünebilen bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Oysa bu kişinin politikayla bilimi bağdaştırdığına dair herhangi bir bilgi bize paragrafta verilmemiştir. Yukarıdaki bilginin doğru bir şekilde tamamlanması için verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cümlemizi doğru bilgilerle tamamlayarak okuyalım. 16. yüzyılda İtalyan yazar Boccaccio'nun yazdığı Decameron adlı eser hikaye türünün ilk örneği kabul edilir. Cümlemizdeki boşluklara sırasıyla Boccaccio ve Decameron getirilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat'tan önce Türk edebiyatında bu türün yerini tutan türler arasında yer almaz? Hikaye, yaşanmış ya da yaşanabilecek
Olay ve durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı kısa edebi türdür. Bu tür edebiyatımıza Tanzimat'la birlikte girmiştir. Tanzimat'tan önce destanlar, mesneviler, Dede Korkut hikayeleri ve halk hikayeleri edebiyatımızda bu türün yerini tutarken şiirler bunlar arasında sayılamaz. Yukarıda özellikleri verilen türlerin Türk edebiyatındaki en önemli uygulayıcıları aşağıdakilerden hangisidir? Dünya edebiyatında iki önemli tür vardır. Bunlardan birincisi olay hikayesi, ikincisi ise kesit hikayesidir. Türk edebiyatında bu türde önemli eserler veren sanatçılar olmuştur. Edebiyatımızda en önemli olay hikayesi temsilcisi Ömer Seyfettin, en önemli durum hikayesi temsilcisi Sait Faik Abasıyanık'tır. Yukarıdaki bilgilerden hangileri olay öykülerinin özelliklerinden değildir? Olay anlatımının merkeze alındığı hikaye türüdür. Bu tür hikayelerde merak duygusu ön plandadır. Ruhsal çözümlemeler yerine olay akışına önem verilir. Oysa olay hikayesinin temsilcisi, kurucusu Anton Çehov değil Mopsant'tır. Ve Türk Edebiyatı'nın en önemli temsilcisi de Ömer Seyfettin'dir. Bu açıdan doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde gözlemci bakış açısı ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? Anlatıcı dış dünyada olup bitenleri sadece gözlemek için yetinir. Anlatıcı, İkinci aşamada da gözlemlerini tarafsız bir gözle okuyucuya nakleder. Burada anlatıcı bir yansıcı konumundadır ve ruh kahramanların ruh hallerini yansıtmaz. Oysa anlatıcı kişilerin zihninden geçenleri bilir bilgisi gözlemci bakış açısıyla uyuşmamaktadır. Kahramanların zihninden geçenleri bilen bakış açımız ilahi bakış açısıdır. Yapılan açıklama hikayenin aşağıdaki yapı unsurlarından hangisiyle ilgilidir? Hikayede karşıt duyguların, düşünce ve isteklerin, kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkan durumdur. Olayların dayandığı asıl ögedir. Merak duygusunu canlı tutar. Hayal gerçek, aydın köylü bizim için hikaye unsurlarından çatışma örneğidir. Verilen metinde aşağıdaki anlatıcı bakış açılarından hangisi kullanılmıştır? Tepenin doruğundan aşağı inerken geriye dönüp gözden kaybolmakta olan köyünü son bir kez baktı. Bir an yaşadığı onca haksızlığı, gördüğü onca kötülüğü hiç yaşanmamış sayıp geri köyüne dönmeyi düşündü. Fakat artık geri dönüş yoktu. Geri dönmek onurunu çiğnetmekti. Geri dönmek kötülüğün ve kötülerin kazanmasıydı. Hayır dedi ve başını iki yana salladı. Asıl savaş şimdi başlıyordu ve bu yolculuk onun zaferine açılan ilk kapı olacaktı. Okuduğumuz bu parçada hem geçmişi hem geleceği bilen, hem kahramanın aklından geçenlerin düşündüklerini hem de yaptıklarını bilen hakim bakış açısı kullanılmıştır. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ekmek sözcüğünün Anadolu'da etmak, etme, ekmek, ötmek. Domates sözcüğünün domat, domate, domata, domates gibi söylenişleri vardır. Bu söyleyişler saptanarak Anadolu'da konuşulan ağızların dil haritası çıkarılır. Ağız, aynı ülke sınırları içerisinde söyleyiş farklılıklarıdır. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi, varlıkların oluşuna göre değerlendirildiğini farklılık gösterir? Ziya Osman Sabah bu küçük hikaye iletindeki büyük dünyanın kapılarını okuyucuya açmaktadır. Her okuyucu o dünyada kendisine bir yer edinebilmektedir. Zira hikayedeki adamın yalnızlığını ve sıkılmışlığını tarihi ve modern insan dramına çok benzer. Her ne kadar hikayenin kahramanı sıkılmış olsa da Sabah'ın naif ve masalsı üslubu bu yalnızlığın ve bunalmışlığın ağırlığını okuyucuya hissettirmemektedir. Bu bakımdan
yazarın niyeti ilk etapta anlaşılamamaktadır. Yazarın eser boyunca kullandığı ifadeler, takılar ve hatta cümle yapıları ayrıntılı izlendiğinde karşımıza iş sonrası gezintiden çok daha fazlası çıkmaktadır. Burada altı çizili sözcüklerden yalnızlık, naif, bunalmışlık ve niyet. Soyut isimlerken insan somut bir isim olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Zanaat, marangozluk, demircilik, terzilik gibi doğrudan beceriye dayanan ve ekonomik açıdan bağımlı olan insan faaliyetidir. Ağız, bir dilin aynı ülke içinde göstermiş olduğu yöre farklılıklarıdır. Metin, insanların iletişim kurmak, kendini anlatmak amacıyla bir araya getirdikleri sözlü ve yazılı cümleler topluluğuna denir. Ve edebiyatta, duygu, düşünce, hayal ve gözlem ve olayların sözlü veya yazılı etkili bir şekilde anlatılmasıdır. Oysa olay öyküsü, kişisel, sosyal düşünceler, hayal ve duygu ögelerinin anlatıldığı, ön planda taşındığı öykü değildir. Durum öyküsünde kişisel, sosyal düşünceler, hayal ve duygu ögeleri ön plandadır. Yukarıda açıklaması verilen hikayenin bölümleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Okuyucuda merak uyandıracak şekilde olayların işlendiği bölüm düğün bölümüdür. Okuyucuda merak uyandıran soruların cevaplandığı bölüm çözüm bölümüdür. Kişilerin tanıtılıp yer ve zamanın belirtilip olayların anlatılmaya başlandığı bölüm serim bölümüdür. Doğru sıralamamız düğüm, çözüm, serim olarak D seçeneğinde yer alır.